Dünya denizcilik piyasasının öncü markalarını Türk armatörleriyle buluşturmanın yanında, armatörlerin güvenliklerini sağlamak için silahlı muhafız hizmetini de içeren birçok alanda sektöre katkı yapan Esko Marin, yeni işbirlikleriyle sektördeki ismini sağlamlaştırmaya devam ediyor. 1987 yılından bu yana denizcilik sektörüne hizmet eden Esko Marin kurucu ortağı Erhan Esinduy, armatörlerin en geç 2024 yılında balast suyu sistemine geçmeleri gerektiğini vurguluyor. Balast water treatment sistemlerinde iki kriter var. Biri Amerika, biri dünya. Yani Amerika haricinde bütün dünya. Amerika'ya giden gemileri olan armatörlerin pek fazla şansları kalmadı. Çünkü zaten yürürlükte alabilen bazı uzatmaları aldılar. Artık tip onaylı ekipmanlar da var. Dolayısıyla o tarafta daha önce hareket etmeleri gerekiyor armatörlerin. IMO ise bunu bir IOPP Renewal'ı daha uzattı. Dolayısıyla evet 2022-2023 ama vakit daralıyor artık. Bunun daha ötesi yok. Bu sadece Türkiye'de değil. Birçok armatörler neticede bir masraf. Geri getirisi de yok ballast water. Sadece kurallara uymak için yaptığınız bir masraf. Eğer öteleyebildikleri kadar öteliyorlar. Çünkü piyasalarda zaten süper değil. Normal karşılıyorum yani ama şunu da unutmamak lazım. Vakit geldiği zaman sona kalırsanız eğer gerek ürün bulmakta, istediğiniz ürünü bulmakta, gerek de ürünü bulsanız tersanede yeri bulmakta zorlanacak armatörlerimiz. Onun için çok da son dakikaya bırakmamak gerekiyor bence. Erhan Esinduy, armatörlerin birleşerek tek bir firmadan balast suyu sistemini tedarik etmelerinin önemli bir gelişme olduğunu söylüyor. Onlar evet öyle bir oluşum yaptılar. Bence de mantıklı bir hareket. Tabii sonuna kadar gider mi? Sonunda ayrılmalar olur mu? Herkesin gemisine tek bir seçilen sistem aynı şekilde uyar mı? Biraz komplike bir iş. Mantık olarak güzel. Hepsi birlikte hareket etmese de neticede eminim birçoğu aynı bir şekilde hareket edecekler. Birlikten güç doğar. Dolayısıyla da alım güçleri daha fazla olacak. Çünkü şirketler de karşısında 3-5 gemisi olan bir armatör değil. Belki 50 gemilik bir müşteri görecek. Her iki tarafta bu avantajdan yararlanır diye düşünüyorum. Esinduy, yerli bir firmanın balast suyu teknolojisini üretebileceğini ama bu konuda artık çok geç kalındığını söylüyor. Bence o tren çoktan kaçtı. Kaçmasının ötesinde şimdi bu baktığınız firmalar yani balast water treatment sistemlerini üreten firmaların birçoğu, ben de şahsen armatör olsam referansı olan, geçmişi olan, deneyimi olan, tecrübesi olan insanlardan, firmalardan bu kadar para harcayacaksan bunu almak istersin. Şimdi Türkiye'de böyle bir know-how yok. Onun için bu saatten sonra bunu konuşmak bence çok geç artık yani. Siz bir ürünle ortaya çıkacaksınız. O ürünün çeşitli testleri var kabul görmesi için. Bunları yaptırabileceksiniz. Bırakın testi yaptırmak için. Test için belirli merkezler var dünyada. Onlar da yer ayırmak bile artık. Yani o tren çoktan kaçtı bence. Bir dahaki yeni teknolojiler için düşünmekte fayda var.